Herkese merhaba. Bu videoda prokaryot ve ökaryot hücreleri belli hücre yapıları bakımından kıyas yapacağız ve hücre ünitesini burada yavaş yavaş bitirmiş olacağız. Aslında bir de hücre ünitesinin içerisinde verilmiş kitaplarda bilimsel yöntem var. Bir sonraki videoda da bilimsel yöntemle beraber tamamen hücre ünitesini geride bırakmış olacağız. Hemen başlayalım. Şimdi prokaryot ve ökaryot hücre çeşitlerini belli bölümler açısından kıyaslamış olacağız. Prokaryot hücre olarak bakteriyi örnek olarak alacağız. Ökaryot hücre çeşidi olarak da bitkiler, hayvanlar ve mantar hücrelerini kıyaslayarak yapıların hangileri var, ne şekilde, farkları neler, hem genel bir tekrar yapmış olacağız hem de birbiriyle kıyaslayarak öğrenmiş olacağız. Şimdi hücre zarı dediğimiz bölüm hücreyi dış ortamdan ayıran, dış ortamla sitoplazmanın arasındaki bir duvar gibi bir yapı. Hücre zarı bakterilerde var, bitkilerde de var, hayvanlarda ve mantarlarda da var. Hücre yapısı gösteren her canlıda hücre zarı mutlaka vardır. Gelelim hücre çeperine ya da diğer adıyla hücre duvarı. Hücre çeperi ya da hücre duvarı her canlıda yoktur. Bulunan canlılarda hücre zarının dışında sert dayanıklı bir yapıdır. Bakterilerde var, bitkilerde de hücre çeperi var ama hayvanlarda yok ve mantarlarda da var. Bu üç grupta bakteri, bitki ve mantarlarda hücre çeperi vardır fakat yapıları birbirinden farklıdır. Bakterilerde hücre duvarı peptidoglikan dediğimiz karbonhidrat protein karışımı bir yapıda. Bitkilerde selüloz yapısında, mantarlarda ise kitin yapısında bulunuyor. Gelelim çekirdek bölümüne. Çekirdek zaten ökaryot hücre kısımlarında ayrıca anlattığımız bir bölümdü. Dolayısıyla prokaryotlarda bir çekirdek yapısı yoktur. Bitki, hayvan ve mantar yani tüm ökaryotlarda çekirdek bölümü mevcut. DNA'yı yapısal olarak inceleyeceğiz. Bütün hücrelerde DNA vardır, kalıtsal bilgi deposu. Ama burada yapısına bakacağım. Hepsinde zaten DNA mevcut, artılarımızı verebiliriz. DNA bakterilerde halkasal yapıdadır. Bitkilerde doğrusal, hayvanlarda doğrusal, mantarlarda da genelde doğrusal da halkasal diye belirtmeyiz ama yine doğrusal yapıda bir DNA mevcut. Karşımıza genellikle bakteri ve bitki ya da hayvan DNA'sı yapısı olarak doğrusal mı halkasal mı karşılaşması çıkabilir. Mantarlarla ilgili çok fazla bilgi istenmiyor. Gelelim organellere. Ribozom organeli zarsız bir organeldi ve en önemli özelliği bütün hücrelerde bulunan ortak organeldi. Dolayısıyla prokaryot ya da ökaryot her hücrede mutlaka vardır. Gelelim sentrozoma. Bu da zarsız bir organeldi. Fakat sentrozom dediğimiz organel bakterilerde bulunmaz, bitkilerde bulunmaz, mantarlarda bulunmaz ama hayvanlarda bulunabilen bir organeldi. Sentrozom, sentriol dediğimiz iki tane yapıdan oluşuyordu. Bu sentriollerin düzenlenmiş haliyle sentrozomu oluşturduğu yapı hayvanlarda var ama diğer hücrelerde mevcut değil. Şimdi hemen buna da değinmek istiyorum. Mutlaka karşımıza çıkacaktır. Sentrozom, hücre bölünmesi sırasında iğ ipliklerini yapıyordu. Hayvanlarda iğ iplikleri sentrozom yapısı tarafından, organeli tarafından yapılırken bitkilerde ya da mantarlarda iğ ipliği vardır. Fakat bu iğ ipliği sentrozom tarafından yapılmaz. Onlarda sentrozom yoktur. Onlar da hücredeki özel proteinler tarafından iğ ipliği yapılır. Bu noktayı karıştırmayalım. Hücre bölünürken iğ ipliği bu canlılarda yapılır. Fakat hayvanlarda iğ ipliğini sentrozom yaparken diğer canlılarda sentrozom yapmaz. Gelelim plastit dediğimiz organellere. Çift zarlı bir organeldi. Çeşitleri vardı hatırlayın. Kloroplast, kromoplast ve lekoplast olmak üzere. Bu organel çift zarlı. Zaten prokaryotlarda yoktur. Zarlı hiçbir organel yoktur. Plastit dediğimiz organel bitkilerde mevcut. Her çeşidi bitkinin çeşitli bölgelerinde görülebiliyor. Ama hayvan ve mantarlarda plastitlere rastlanmıyor. Gelelim lizozoma.
Lizozom zarlı bir organel, tek zarlı bir organel. Dolayısıyla prokaryotlarda yok. Gelelim bitkilere. Bitkilerde lizozom organeli yok. Hücre içi sindirim onlarda özel enzimler tarafından yapılıyor. Lizozom organeli tarafından yapılmıyor. Ama hayvanlarda vardır, mantarlarda da yoktur. Bu da bir fark. Kofula gelecek olursak yine koful prokaryotlarda yok. Dikkat ederseniz zaten ribozom dışındaki hiçbir organel prokaryotlarda yoktur. Koful organeli bitkilerde vardır. Hatta şöyle bir açıklama da yapabiliriz. Bitki hücrelerinde az sayıdadır ve genellikle merkezi koful şeklinde, yani büyüktür. Hatta genç bitkilerde daha küçük kofullar bulunur. Bitki yaşlandıkça koful merkezi koful haline gelir ve büyük bir koful olarak hücrede malzemeleri biriktirmeye başlar. Hayvan hücrelerinde de vardır koful ama çok sayıdadır ve küçüktür. Herhangi bir merkezi koful oluşumu yoktur. Yine mantarlarda da koful oluşumu görülüyor ama bu şekilde az, çok, büyük, küçük diye bir ayrım yapmıyoruz. Gelelim depo karbonhidratımıza. Canlılar karbonhidratları kendileri yaptıktan sonra veya hazır beslenenler dışarıda aldıktan sonra belli şekillerde depo ediyorlardı. Bakterilerde depo karbonhidratı glikojen şeklinde görülüyor. Bitkilerde ise depo karbonhidratı nişasta halinde. Hayvanlarda yine glikojen ve mantarlarda da yine glikojen şeklinde görülüyor. Bu depo karbonhidratlarını bilmemiz de önemli. Nişasta sadece bitkilerde diğerlerinden farklı ama bakteri, hayvan ve mantarlarda depo karbonhidratı glikojen olarak karşımıza çıkmış oluyor. Hücrelerde, prokaryot ya da ökaryot hücrelerde yapısal özellikler kıyaslaması bu şekilde arkadaşlar. Buralardan mutlaka karşımıza kıyaslama soruları çıkar ve bu tabloda bize bu konuda iyi bir yön gösterici olabilir. Bu anlamda sizler için faydalı olacağını düşünüyorum. Umarım bu video sizler için faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize başarılar diliyorum.